Evet arkadaşlar. Şöyle yeni bir şurada inen suyu çeşmeye çevirdim. Güzel içerisine çim yerleştirdim. Ve bu içi boş kamışı ne yaptım? Oradan destekleyerek çeşmeye akıttım. Ve pırıl pırıl güzel bir su. Geçen yoldan geçen Müslümanlar ne yaparlar? İçerler. Bir soluklanırlar. Güzel bir çeşme oldu. Suyu bu kadar az. Ne yapalım? Su biraz daha fazla olsaydı daha güzel bir şey yapabilirdik. Ama su ne toprağın altından geliyor şöyle dağdan aşağı. Güzel bir çeşme oldu. İnşallah içenlerden de bir dua alırız. Allah rızası için bir dua ederseler ne güzel olur. Evet. Çeşmemizi akıttık. İlk suyunu ben içim. Evet. İlk suyunu içeceğim. Oo, çok da soğuk. Çok da soğuk. Harika. Çok güzel. Buz gibi. Bu dağda önemli çeşme. Böyle bir suyu bulmak kolay değil. İnşallah dua ederler bu garibe. İnşallah. Çeşmemizi akıttık. Harika oldu. Çeşmemiz harika oldu. Evet. Buralara insan ayağı değmediği için sular pırıl pırıl burada. Yani açık da olsa ama bu açık değil. Yani keşke bir tane daha şöyle bir geniş bir boru olsaydı belki biraz daha suyu toplayabilirdim orada ama ne yapalım? Elden bir boş kamış oraya şey yapıp çeşme yapmak geldi elimden. Yine de elime sağlık. Yine de elime sağlık. Baksana buralardan yine su çıkan yerler var. Nereden çıkıyor? Bak tabanlardan. Çünkü dağın suları tabana iniyor. Şimdi su diye şey yapan insan için o su çok değerli. Bakalım aşağı doğru neyimiz kaldı? 1, 2, 3, 4 bayağı daha var. Daha bayağı var. Evet, kaç tane buraj indik? Bilemiyorum ama bakayım buradan. Ha, şu kayanın oradaki virajlardan indik. Ha, buradan yeri de tahmin etmek zor. Yer tahmini de burada zor oluyor tabi. Evet. Devam. Yürüyüşe devam.